Evet arkadaşlar, uzunluğu serisi 11. sorudan devam ediyoruz. Şekil 1'deki alternatif akım devresinde P devre elemanı ve ampermetre ile oluşturulmuş devredeki gerilimin etkin değeri sabit tutularak akımın frekansı arttırıldığında ampermetreden geçen akımın zamana bağlı grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. P ne olur diye bir soru. Akım arkadaşlar sürekli ne yapıyor? Akım sürekli artıyor. Bobin dediğimiz ifade nedir gençler? Bobin dediğimiz ifade XL'dir, yani L'dir. 2PFL. Şimdi frekans artarsa, soruda öyle diyor. Frekans arttırıldığında XL dediğimiz ne yapar? Artar. Yani direnci artar. Direnç artarsa akım ne yapar? Azalır. Ama bizim buradaki akımımız arttığı için birinci yargıyı almayız. SH dediğimiz ifade arkadaşlar XC'dir. XC'nin formülü de 1 bölü 2PFC'dir. Frekans artarsa XC bu sefer azalır. Yani direnç azalır. Empedans azalır. Empedans azaldığı için akım ne yapacak? Akım artacak. Bu sağcımız olur. Dolayısıyla diyot dediğimiz akımı tek yönlü ileten devre elemanıdır. Burada sabit durur. Bunun bir etkisi yoktur. Akım çünkü ne yapıyor? Artıyor. Cevabımız B seçeneğidir.